hakkında bize hangi mesajları verir? Yüzün kızardığı zaman ya kızmışsındır ya utanmışsındır. En bariz ve günlük hayatta en sık karşılaştığımız olgudur bu. Derimiz gerek mesaj alma gerekse de mesaj verme konusunda bir araç olarak kullandığımız organımızdır. Hatta en önemli organımızdır. Çünkü dışa bakan bir organdır. Diğer bütün organlarımız içerideyken derimiz dışarıdadır. Çevre tarafından gözlemlenebilir. Dolayısıyla uyarım alma ve vermede en etkili olarak kullandığımız yerdir. Ve buna bağlı olarak duygu durumumuza da en fazla duyarlı olan, çünkü bütün bedenimizi sağ sarması ve sinir sistemimizde yoğun etkileşim içerisinde olması hasebiyle de sinir sistemimize ve duygu durumumuza en fazla hassas olan organımız da yine derimizdir. Egzama, dokunulmama, temas edilmeme, sevgisiz kalma, bakım veren kişinin, sorumlu olan kişinin uzaklaşması, yalnız kalma durumlarında ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Deri, ben dokunulmak istiyorum diyor. Uyaran almak istiyorum diyor. Var olduğumu hissetmek istiyorum diyor. Mesela ergenlerde çok sık karşılaştığımız bir olgudur bu. Ne yaparlar? Kendilerine façı atarlar. Keserler kendilerini. Neyi keserler? Deriyi keserler. Evet. Bak diyor, ben seni görüyorum diyor. Bak diyor, var olduğunu hisset diyor. Hiç uyaran almıyorsun ya diyor. Kimse seni görmüyor ya, kimse seni duymuyor, kimse seni hissetmiyor ya diyor. Bak diyor, ben seni gördüm diyor ve kendi kendine çizik atarak orada yoğun bir uyarıcı veriyor. Ama ne üzerinden veriyor bu uyarımı? Deri üzerinden veriyor. Öylesine yoğun bir hissizlik hali içerisinde ki var olduğunu hissedebilmek adına kendine zarar vermeyi göze alıyor. Ama buna rağmen yine de acı hissetmiyor. Hocam diyor, kanım aktığı zaman o kanın diyor sıcaklığından diyor azıcık diyor kendi varlığımı diyor şey yaptım diyor, hissettim diyor. Yani kendi akıttığı kanının sıcaklığına ihtiyaç duyacak derecede unutulmuş, göz ardı edilmiş, hiçliğe atılmış bir çocuk, bir ergenden bahsediyoruz. Dolayısıyla egzamada işte ayrılık anksiyetesi, annenin, seven kişinin ayrılması, onu bırakması esasında o içimizdeki çocuk bu şekilde dışa vuruyor. O yalnızlığını, o terk edilmişliğini, o kaygı halini. Ve ne oluyor? Döküntüler başlıyor. Oraya merhem sürüyorsun. Bak, merhemi alıyorsun, merhem sürüyorsun. Yani kendine dokunuyorsun. Bana dokun diyor. Sen de beni unuttun diyor. Sen de beni terk ettin diyor. Sen de beni görmüyorsun, duymuyorsun ve hissetmiyorsun diyor. Ne zaman ki o belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor, o zaman kişi bir şeyler oluyor, bende bir şeyler yolunda gitmiyor diyor. Doktora gidiyor. Doktorlar bunun fizyolojik sebeplerden değil de psikolojik faktörlerden olabileceğini vurguladıkları andan itibaren kişi kendi içine dönmeye başlıyor. Sivilceler ağırlıklı olarak ergenlikte çıkar. Dolayısıyla kişinin yüzünde özellikle sivilce çıkmış olması bize ergenliği çağrıştırır. Biliyorsunuz uzamış ergenlik dediğimiz bir olgu var. Bazı insanlar ergenliği bitiremiyorlar. Hatta bazıları hiç başlayamıyorlar. O ergenliğin, uzamış ergenliği içerisinde olan insanlarda ilerleyen yaş evrelerinde kimi zaman yoğun, kimi zaman da daha düşük yoğunluklu sivilce atakları söz konusu olabiliyor. O saç dökülmesinde de yine egzama, bir tür egzamanın rol oynadığı bilimsel araştırmalar ortaya koyuyor. Orada da yine aynı şekilde dokunulmama. Eskiden kolsuz agop vardı, toprağı bol olsun. Öyle derdi. Saçınızı tarayın. Tarak diyen saç kolay kolay dökülmez. Niye? Temas var orada çünkü. Temas. Allah'ın Resulü Hazreti Şerif var. Yetimi gördüğünüzde başını önden arkaya doğru, öksüzü de arkadan öne doğru okşayın diye. Niye? Dokunun ona. Çünkü yetimlere kimse dokunmuyor. Onlar o dokunulmamanın, o temas eksikliğinin etkisiyle bir yokluğun, bir hiçliğin içerisine sürükleniyorlar. O ten hiçbir şekilde bir temas hissedemiyor. Diyor ki, onları gördüğünüz zaman dokunarak görüldüklerini
ve dolayısıyla da var olduklarını hissetmelerini sağlayın. Dolayısıyla egzamada da içimizdeki çocuk yetim ve öksüz ve dışarıya beni görün, beni duyun. Ben Yusuf misali kör kuyuların içerisinde kaldım mesajı ne yapıyor? Veriyor. Deri hastalıkları temelde hepsi aynı. Evet. Sedef hastalığında da ifade edilememiş duyguların bir dışa vurumu var. O da yine ruhumuzun sessiz çığlığı. Artık ruh, ruhsal problemler aracılığıyla kendini ifade edemediğinde, işte nedir ruhsal problemler? İsteksizlik, boş vermişlik, anlamsızlık, tat tuz alamama, içimizden bir şey yapmak gelmeme, öfke, iştah eksikliği vesaire gibi belirtilerdir. Dikkat dağınıklığı, aşırı zihinsel yüklenme. Ama buna rağmen kişi yine de yıkılmadım, ayaktayım diyerek hayatına devam eder ve ruhunun çığlığını duymaz. Bunlar ruhun çığlıklarıdır. O zaman işte ruh ne yapar? Der ki ben sana sesimi duyurmak zorundayım. Hani çığlık atıyorsun, duymuyor. Ne yapıyor bu sefer? Borulara, duvarlara vurmaya başlıyor. Aynı şekilde bedensel belirtilerle kendini dışa vuruyor. İşte psikosomatik hastalıklar dediğimiz psikolojik kökenli, fizyolojik belirtiler olarak kendini ne yapıyor? Dışa vuruyor. Hadi bakalım şimdi de kayıtsız kalabilecek misin diyor. Başlıyorsun doktor doktor dolaşmaya. Ama sorunun temelinde psikolojik faktörler yol yattığı için fizyolojik müdahaleler çoğu zaman istenen sonucu veremiyor. İşte orada artık kişi anlıyor ki bu işin içerisinde başka bir şey var ve içe dönmeye başlıyor. Ve bir arayışa giriyor. İşte biz de orada diyoruz ki bak diyoruz içinde ihmal ettiğin bir çocuk var. Kendi öz benliğini annen baban görmedi, ihmal etti. Sen de görmedin. Duygularını duyumsayamadın, dışarıya çıkartamadın, ifade edemedin. Ve bunlar artık kendilerine alternatif bir yol ayırıyor ve kendilerini bu şekilde görünür kılmaya çalışıyorlar. İçine dön, içindeki o çocuğu gör, onu kucakla, yaralarını iyileştir. Göreceksin sorunların büyük ölçüde ortadan kalkacak, çözülmeye yüz tutacak. Ve nitekim de öyle oluyor. Dolayısıyla psikolojik kökenli, fizyolojik sorunların çözümün sürecinde kesinlikle psikoloji, psikoterapi olmak zorunda. Tamamlayıcı, destekleyici, ön açıcı bir yöntem olarak. Teşekkür ederim hocam.